Aşağıda magnezyum klorür bileşiğinin oluşumu şematize edilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda magnezyum atomu 2 elektron vererek oktete ulaşmıştır demiş. Magnezyum son katmandaki 2 elektronunu vererek artı 2 yüklenir ve bu sayede elektron sayısını son katmanda 8'e tamamlar. Yani oktete ulaşmış olur. Bu ifade doğrudur. B şıkkına baktığımızda oluşan magnezyum klorür bileşiği iyonik bağ içerir. Evet, magnezyum 2 elektron verir. Klor da 1 elektron alır. Yani her bir klor 1 elektron alır. Ve bu sayede metal ametal şeklinde iyonik bağ yapmış olurlar. Bu ifade de doğrudur. C şıkkına bakarsak oluşan bileşiğin Lewis yapısı verilmiş. Şöyle söyleyelim. Magnezyumun proton sayısı 12'dir. 2 elektron verdiğinde elektron sayısı 10 olur. Klor ise atom numarası 17'dir. Bir elektron aldığında 18 olur. Şimdi şunu söyleyelim. Magnezyum son katmanda 2 elektron olduğu için bu 2 noktadan kurtulup artı 2 yüklenir. Klor da magnezyumdan almış olduğu noktalarla kendini doldurur ve 8'e tamamlar. Dışarıda bir elektron aldığı anlamda eksi atılır. 2 tane klor gerekiyor anlamda katsayı 2 yazılır. Bu şekilde ayrı bir şekilde de gösterilebilir ya da tek bir şekilde klorun etrafına 2 yazılabilir. Doğrudur. Bileşikteki iyonlar izoelektroniktir. Şöyle söyleyelim. Magnezyum 2 elektron verdi. Elektron sayısı 10 oldu. Klor da 1 elektron aldı. Elektron sayısı 18 oldu. Dolayısıyla bunlar elektron sayıları farklı olduğu için izoelektronik olamazlar. Yani cevabımız D şık olur. Bileşiğin suda çözünme denklemi şu şekildedir. Evet, magnezyum klorür katısını suya atarsak magnezyum artı 2 ve 2 klor eksi şeklinde iyonlaşır. Bu ifade de doğru. Metaller katı ve sıvı halde elektron hareketiyle iyonik bağlı bileşikler sıvı halde ve sulu çözeltide iyon hareketiyle elektrik akımına iletir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını iletmez diye sorulmuş. Şöyle söyleyeyim, demir metaldir. Metaller hem katı hem de sıvı halde elektriği iletirler. Doğrudur. B şıkkına baktığımızda magnezyum oksit bir iyonik bileşiktir. İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmezler. Ancak sıvı halde ya da sulu halde elektrik akımını iletebilirler. Bu ifade yanlış olmuş. C şıkkına baktığımızda sodyum bir metaldir. Metaller katı halde elektriği iletirler dedik. Sodyum klorür yine iyonik bir bileşiktir. İyonik bileşikler sulu halde elektriği iletirler. E şıkkında demir yine bir metaldir. Metaller hem katı hem de sıvı halde elektriği iletir dedik. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. X ve Y element atomlarından oluşan iyonik bağlı XY bileşiği için hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda bileşiğin Lewis yapısı şu şekildedir. Şimdi şöyle söyleyelim. X 2 elektron verip artı 2 yüklenmiş. Y de X'ten almış olduğu noktalarla, elektronlarla kendini doldurmuş. 2 elektron aldığı anlamda dışarı eksi 2 atılmış. Bu durumda X artı 2, Y de eksi 2 olacağından birbirini nötrleyip XY şeklinde iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Bu ifade olabilir. 2'ye baktığımızda bileşik oluşturan X atomu Y atomuna bir elektron vermiştir. X bir elektron verip artı bir yüklenir. Y de kendisini noktayla doldurup yani elektronlarla doldurup dışarı bir elektron aldığı anlamda eksi atılır. Dolayısıyla X artı Y de eksi yüklendi. Ve bu durumda iyonik bağlı XY bileşiğini oluştururlar. Bu ifade de doğrudur. 3'e baktığımızda X toprak alkali metal, Y ise halojendir demiş. X toprak alkali metal olduğundan artı 2 yüklenir. Y de halojen olduğundan eksi 1 yüklenir. Bu durumda çaprazlama yöntemiyle X, Y, 2 tarzında iyonik bileşik oluşur. Ama bizden istenen X, Y idi. O yüzden bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacak. Aşağıdaki tabloda bazı iyonik bileşiklerin erime noktaları verilmiştir. Buna göre bu bileşiklerdeki iyonik bağın sağlamlığının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim. İyonik bileşikler verilmiş ve iyonik bileşiklerin karşısında erime noktaları verilmiş. Bizim şunu hatırlıyor olmamız gerekiyor. İyonik bileşikler için burada potasyum ve klor, potasyum ve brom, bir de potasyum ve iyot var. Potasyum 1A grubudur, artı 1 yüklenir. Klor 7A grubudur, eksi 1 yüklenir. Yine potasyum artı 1, brom eksi 1, potasyum artı 1, iyot eksi 1 olur.
Erime noktası için şunu söyleyebiliriz. İyonik bileşiklerde aşağı doğru inildikçe, yani burada metali sabit tuttuğumuzda 7A grubu halojenleri, klor, brom ve iyota baktığımızda aşağı doğru inildikçe erime noktalarında bir azalma görürüz. Azalır. Zaten bunu net bir şekilde görebiliyoruz. 772, 735 ve 680 şeklinde erime noktalarında bir azalma var. Peki iyonik bağ sağlamlığını nasıl yorumlarız? İyonik bağ sağlamlığında olaya şöyle yaklaşıyoruz. Erime noktası ile ters orantılı düşünebilirsiniz ya da olayı çapa bağlayabilirsiniz. Aşağı doğru erime noktası düşerken çap artar. Bu da iyonik bağın sağlamlığını azaltır. Bu durumda iyonik bağın sağlamlığını kıyaslarken küçükten büyüğe dediği için bizim en büyük, en küçük 3, daha sonra 2, daha sonra da 1 gelecektir. Çünkü erime noktası küçük olanın aynı zamanda iyonik bağ sağlamlığı da küçük olacaktır. Çünkü erime noktası azaldıkça iyonik bağın sağlamlığı da azalır dedik. İsterseniz çapla da yorumlayabilirsiniz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. İyonik bağın sağlamlığı iyon yükü arttıkça artar, iyon çapı arttıkça azalır. Erime noktası iyonik bağın sağlamlığıyla doğru orantılıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. İyonik bağın sağlamlığı demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir defa iyonik bağın sağlamlığı, bir defa nelere bağlı? İyon yüküne bağlı demiştik. İyon yükü ne kadar fazlaysa iyonik bağın sağlamlığı o kadar fazladır deriz. Aynı zamanda çapa da bakabiliriz. Çap ne kadar çok artarsa iyonik bağın sağlamlığı da o kadar azalır. Dolayısıyla iyonik bağın sağlamlığı için şunu söyleyebiliriz. Sodyum artı 1, klor eksi 1, sodyum artı 1, brom eksi 1. Yani iyon yükleri aynı olduğu için burada etkili olan faktör çaptır. Sodyumlar ortak olduğu için 7A grubunda klor, brom şeklinde dizilir. Aşağı doğru çap artar. Çap arttıkça iyonik bağın sağlamlığı azalacağından naceli nabireden daha sağlam deriz. Bu ifade doğrudur. 2'ye baktığımızda erime noktası demiş. Erime noktası için şunu söyleyebiliriz. İyonik bağın sağlamlığı da doğru orantılı. Yani aynı şekilde düşüneceğiz. Magnezyum oksitte magnezyum artı 2, oksijen eksi 2. Magnezyum klorda da magnezyum artı 2, klor eksi 1'dir. Bu durumda daha fazla çekim nerede olur ona bakmamız gerekiyor. Magnezyum artı 2, eksi 2'de daha fazla çekim olacağından dolayı erime noktası da daha fazla olur. Bu ifade doğru olur. 3'e baktığımızda iyonik bağ kuvveti demiş. İyonik bağın sağlamlığı da kuvveti zaten aynı şeydir. Dolayısıyla NaCl ile KCl'ye bakarken bu sefer klorlar ortaktır. İyon yükler zaten aynı. Yine çapa bakacağız. 1A grubunda sodyumun hemen altında potasyum vardır. Aşağı doğru çap artar. Çap artışıyla beraber iyonik bağın sağlamlığı azalır. İyonik bağın sağlamlığı azalır. Bu durumda daha aşağıda olan potasyumun çapı fazla olmasına rağmen sağlamlığı az olur. Yani NaCl, KCl'den daha kuvvetli olur. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olur. Bir kimyasal bağda iki atom arasında elektronegatiflik farkı ne kadar büyükse bağın iyonik karakteri o kadar fazladır. Magnezyum 12 ve kalsiyum 20 atomlarının oksijenle yaptıkları bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi şunu söyleyelim. Magnezyumun atom numarası 12 dedik. Kalsiyumun atom numarası 20. Dolayısıyla magnezyum elektron dağılımını yazarsak 2, 8, 2 şeklinde yazarız. 3. periyot 2A grubundadır. Kalsiyum için 2, 8, 8, 2 şeklinde yazdığımızda 4. periyot 2A grubunda yer alır. Oksijenin atom numarası 8'dir. 2, 6 diye dağıttığımızda son katmanda 6 elektron bulunur. Yani ikinci periyot 6A grubundadır. Bu durumda magnezyum oksit ile kalsiyum oksit arasındaki bileşikleri kıyaslamamız gerekiyor. İlk yargıya baktığımızda diyor ki her ikisi de oda koşulunda katı haldedir. Her ikisi de iyonik bağlı bileşik olduğu için iyonik bağlı bileşikler katı halde bulunurlar. Bu ifade doğrudur. Aynı koşullarda erime noktalar arasındaki ilişki şu şekildedir. Şimdi magnezyum artı 2, oksijen eksi 2, kalsiyum artı 2, oksijen eksi 2. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. İyon yükü arttıkça iyonik bağın sağlamlığı aynı zamanda erime noktası artar demiştik. Ancak çap artarsa erime noktası düşer demiştik. Bu durumda
Her ikisinde de iyon yükü aynı olduğu için erime noktası kıyası yapamayız ama çapa bakabiliriz. Ortak olan elementler oksijen olduğu için magnezyumun hemen altında kalsiyum elementi vardır. Aşağı doğru çap artacağından çap artışı erime noktası düşürür. Yani magnezyumun erime noktası kalsiyumdan daha fazla olur. Yani bu durumda magnezyum oksit, kalsiyum oksitten erime noktası daha fazla olacaktır. Yani bu ifade de doğru olur. 3'e bakarsak magnezyum oksit bileşiğinin iyonik karakteri daha fazladır. Yukarıda da söylemiş, iki atom arasındaki elektronegatifte farkı ne kadar fazlaysa bağın iyonik karakteri o kadar fazla dedik. Magnezyum ve oksijen arasındaki elektronegatifte farkı mı daha fazladır? Kalsiyum ile oksijen arasında mı? Şimdi kalsiyum daha aşağıda olduğu için magnezyuma oranla oksijen arasındaki elektronegatifte farkı daha fazladır. Bu durumda elektronegatifte farkı arttıkça iyonik karakter artar dedik. O yüzden magnezyum oksidi daha azdır demeliydi. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. X20 ve Y17 element atomları arasında oluşan iyonik bağlı bileşikle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. X20'ye göre elektron dağılımını yazarsak 2, 8, 8, 2 şeklinde yazarız. Son katmanda 2 elektronu olduğundan 2A grubunda bulunur. Y17'ye göre elektron dağılımını yazarsak 2, 8, 7'dir. Yani son katmanda 7 elektronu bulunur. 7A grubunda yer alır. Birinci ifadeye baktığımızda bir molekülü 3 atomludur demiş. Molekül kavramını biz kovalent bağlı bileşikler için kullanıyoruz ama elimizdeki bileşik iyonik olduğu için molekül kavramını kullanamayız. O yüzden bu ifade yanlış olmuş. İkiye baktığımızda bir tane x atomu 2 elektron vermiştir. Bir tane x atomu son katmandaki 2 elektronunu vererek kendisine yakın soy gaza benzemeye çalışır. Yani katman elektron dizilimini 8'e tamamlar. Bu ifade de doğrudur. 3'e baktığımızda her iki atom da oktete ulaşmıştır. Y de protonu 17'li bir tane elektron alarak 18'e tamamlar. Yani 2, 8, 8 şeklinde her iki atom da bu sayede oktet kuralına uymuş olur. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda magnezyum ve brom elementleri arasında MgBr2 formülüne sahip iyonik bağlı bileşik oluşur demiş. Şöyle söyleyelim, magnezyum 2A grubunda bulunduğu için artı 2 yüklenir. Brom da 7A grubunda bulunduğu için eksi 1 yüklenir. Çaprazlama yöntemini kullandığımızda MgBr2 şeklinde iyonik bağlı bileşik oluşur. Doğrudur. B şıkkına baktığımızda sodyum klorür bileşiğinin erime noktası aynı koşullarda sodyum bromür bileşiğinden daha fazladır demiş. Şöyle söyleyelim, sodyum klorür ile sodyum bromür arasındaki iyonik bağlı bileşikte sodyum artı 1, klor eksi 1, sodyum artı 1, brom eksi 1 şeklinde baktığımızda 7A grubunda bulunan klor ve brom için şunu söyleyebiliriz. Klor broma göre daha yukarıdadır. Sodyum klorürün mü yoksa sodyum bromürün mü erime noktası daha fazla olur? Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Aşağı doğru inildikçe çap artar. Dolayısıyla çap artışıyla beraber bromun erime noktası sodyum klorüre göre daha düşük olur. Yani çap arttıkça erime noktası düşer diyelim. O zaman sodyum klorun erime noktası sodyum bromürden daha fazla olur. Bu ifade doğrudur. C şıkkına baktığımızda iyonik bağın sağlamlığı K bileşiğinde daha fazladır. K 1A grubunda bulunan bir metaldir. İyot da 7A grubunda bulunan ametaldir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. İyonik bağın sağlamlığı yani kuvvetinde iyon yüküne bakılabilir. Bir de çapa bakılabilir. İyon yükü arttıkça iyonik bağın sağlamlığı artar. Ancak çap arttıkça azalır diyoruz. Dolayısıyla iyot daha aşağıda olduğundan dolayı çapı en fazladır diğer 7A grup elementlerine göre. Potasyum da zaten daha aşağıda olduğu için çapı yine en fazladır. Dolayısıyla potasyum iyodür bileşiğinde iyonik bağın sağlamlığı en fazla değil en az demeliydi. Bu ifade yanlış olmuş. D şıkkına baktığımızda KCl bileşiğin iyonik karakteri en büyüktür. İyonik karakterine bakarken birbirine elektronegatifite farkı en fazla olan iki element belirlenir. Potasyum en aşağıda olduğu için elektronegatifliği en düşüktür. 7A grubunda bulunan klor da en yukarıda olduğu için elektronegatifite değeri en büyüktür. Klor potasyumla
arasındaki elektronegatifite farkı çok büyük olduğundan dolayı bağın iyonik karakteri de artacaktır. Bu durumda KCl bileşin iyon karakteri en büyük olur. Doğrudur. E şıkkına bakma, sodyum artı 1 ve iyot eksi 1 iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti sodyum artı 1 ve klor iyonları arasındakinden daha azdır demiş. Şöyle söyleyelim, sodyum iyodürle sodyum klorür arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine şöyle bakabiliriz. Sodyumlar ortak olduğu için burada iyot ve klora bakmamız gerekir. İyot klora göre pH cetvelde daha aşağıda olduğundan dolayı çapı klora göre daha fazladır. Bu durumda iyotun çapı daha fazla olduğu için sodyumla iyot arasındaki çekim kuvveti sodyumla klor arasındaki çekim kuvvetinden daha fazla olur. Yine bu ifade, pardon arkadaşlar düzeltiyorum. Çapı büyük olan iyotun elektrostatik çekim kuvveti sodyum klorüre göre daha düşük olur. Yani bu çap kıyası diyelim, bunun tam tersi. Yani sodyum klorürün elektrostatik çekim kuvveti sodyum iyodürden daha fazla olur. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Sodyum 11 elementinin X, Y ve Z halojenleriyle oluşturduğu bileşiklerin iyonik karakterleri arasındaki ilişki şu şekildedir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Sodyumun atom numarası 11 olduğu için 2, 8, 1 şeklinde dağıttığımızda 3. periyot 1A grubunda bulunur. Yani sodyum 1 elektron verir. Dolayısıyla iyonik karakter neye bağlıydı? Elektronegatifite farkına bağlıydı. Demek ki sodyumun Y ile olan elektronegatifite farkı X ile olan sodyum X'te, daha sonra da Z ile olan elektronegatifite farkından daha fazladır yorumu yapılabilir. O zaman şunu söyleyebiliriz. X'in elektronegatifliği Z'den daha büyüktür yorumu yapılabilir. Halojenlerin atom numaraları arasındaki ilişki için şunu söyleyebiliriz. Halojenlerde yani 7A grubu elementlerinde aşağı doğru inildikçe elektronegatiflik azalır. Dolayısıyla elektronegatifliği en büyük olan Y'yi en üstte, sonra X'i, sonra da Z'yi yazmamız gerekir. Dolayısıyla atom numarası aşağı doğru arttığından dolayı atom numarası sıralaması Z büyük, X büyük, Y şeklinde olur. Dolayısıyla elektronegatiflik de şu elektronegatiflikle zaten ters orantılı olduğunu görüyoruz. Atom numarası Z, X, Y olmalıdır. Bu ifade yanlış olmuş. İkinci ifadeye baktığımızda erime noktası en büyük olan NaY bileşiğidir. Şunu söyleyelim. Ametallerde aşağı doğru inildikçe erime noktası artacağından dolayı şunu söyleyebiliriz. NaX, NaY ve NaZ bileşiklerine baktığımızda iyonik karakterden kastımız burada şunu söyleyebiliriz. NaY'nin elektronegatifte farkı sodyumla Y arasında en fazla olduğu için erime noktası da en fazla NaY'de olacaktır. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki kavram haritasında iyonik bileşiklerin genel özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Birinci ifadeye bakma, sert ve kırılgandır diyor. Evet, iyonik bileşikler sert ve kırılgan özelliğe sahiptir. Doğrudur. Sıvı halde elektrik akımını iletirler. Evet, iyonik bileşikler sıvı ya da sulu halde elektrik akımını iletirler. Çünkü iyonlarına ayrışabilirler. Üçe baktığımızda erime noktası yüksektir. İyonik bileşikler için şunu söyleyebiliriz. Elektrostatik çekim kuvvetinden dolayı erime noktaları yüksektir. Suda iyonlaşarak çözünürler. Evet, iyonik bileşikler suya atıldığında iyonlarına ayrışırlar. Bundan dolayı bu ifade de doğrudur. Bağımsız moleküllerden oluşur. Molekül kavramı kovalent bağlı bileşikler için geçerli bir kavramdır. İyonik bağlı bileşiklerde molekül kavramı kullanılmaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır.